bakalım sırada kim var? Sırada 106 Canan var. Uşak bir şarkıyla geliyor. Söz ve beste Kemal Gürses. Zulmetli ayrılık bestesi yapan, beni düşünceye salan geceler. Ufukta beliren ilk ışık ile beni düşünceye salan geceler. Tebrikler Canan. Teşekkür ederim. Hemen bakalım jüri üyelerimiz neler söyleyecek. Armağan hazır. Evet Armağan'cığım. Zaman zaman sen iyi şarkıcı mısın yoksa kötü şarkıcı mısın diye böyle iki arada bir derede gelip gittiğim zamanlar çok oluyor. Özellikle bu ne yaman çelişki anne. Evet. Yani. İki haftadır çok oluyor. Mesela bir hafta hatırlıyorum sen olağanüstü şarkı söyledin ama bir şey oldu. Evet, artistik yönün olağanüstü. Hakikaten evet, doğru, tamam. Ama mesela, şimdi gecelere çıktın, sonra öteki pes bölümde seste bir şey oldu. Sanki nodül varmış gibi geldi, bir şey oldu. Hır 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 bir ses oldu. Ne oldu? Ama... Oradaki sesle aynı olmadı. Orada arada ritimler gitti, bir şey oldu. Karma karışık bir şey oldu. Şimdi geldin, sonra durdun. Sen duyuyorsun değil mi kendini? Duyuyorum. Duyuyorsun. Peki mesela kendini duyduğunda yahu benim bu sesim gidiyor bir şey oluyor. Diklere çıkabilmek için. Çok pese indi. Pese indi. Pes de pes geldi. Tam pes oldu. Pes oldu. Efendim ve güzel oldu. Pes onu oldu, ayarlayabilmek oldu. İşte onun için şarkı bir bütündür derim her zaman. Sayın Erkır. A'sı ve B'si var ise efendim neyse Sayın Gencebay'ın mesela eserleri çarşaf eserlerdir. A, B, C, D artık gider. De onlar büyük eserler. Besteler, ağır semailer vardır. Onları falan karıştırmıyorum. Evet. Ama bu tarz eserlerde mesela A'sı ve B'si var. Şimdi diki layıkı ve çiğle basabilmek adına işte o tiznevaları, tis Hüseynileri falan filan tabii ki otomatikman pes perdeye alıyorlar. Beş ses aşağı mı çaldınız? Altı ses mi? Kaç? Altı mı yaptınız? Altı yaptınız. Normalde kadın sesi dörttür. Ama biraz daha rahat edeyim. Bazı günler sesleri kısılır hanımların. O günlerde ben bir ses daha aşağı çekelim çocuklar denir. Efendim beş ses ama bu... İyicene altıya aldılar demek ki. Tabii epey bir pes. Onun için pesler harcandı. Pes oldu. Şarkı da pes oldu. Mecburen öyle okumak zorundaydım. Çünkü ses tellerimde benim nodül var. Hala iyileşmedi. Ve kortizon iğneler kullanıyorum. Peki. Ama dikleri rahat basabilmek için bunu yaptınız evet, değil mi? Evet. Peki o zaman pes perdelerdeki... göstermiş olduğunuz icra ne olacak? Hatta bir ses daha aşağıdan okumuştum provalarda değil mi hocam? Çok pesler çok boğuldu diye. O zaman yani neredeyse bir oktav mı olacak? Nasıl olacak bu iş? Şu anki okuduğum sesten bir ses daha aşağı okudum ben provada. Evet. Hocam çok pes kaldı diye bir ses yukarı çıkarttı. Yani bu okuduğum tonda okudum. Şimdi ben başka bir şey söyledim çocuğum. Dedim ki
siz bu tiz perdeleri rahat basabilmeniz için yorulmamanız veyahut da tam notları üstünde basabilmeniz adına bir hocanız, sayın şefiniz tabii ki bir ses aşağıya almış ama aldığı vakit o şarkının A bölümü olan pest perdelerdeki hakimiyetinizin de dik perdelerdeki kadar yerli yerinde olması gerekirken siz yalnız tiz perdelere çalıştınız. Oraya ağırlık verdiniz. Pest perdelerdeki hakimiyet böyle güme gider gibi oldu. Olmamalı. Çünkü bir şarkı, bu şarkı A'sıyla B'siyle bir bütündür. Peki. Bunu söylemek istiyorum. Armağan'cığım sen tamamlamak ister misin? Bu kadar mı? Yani artistik yönü bence çok kuvvetli ama işte bir şey oluyor, olmuyor. Kaç haftadır hani teknik anlamdaki hocalar çok mutsuz. Ben anlıyorum hani bir mutsuzluk var yani. Hani söyle. Hocanı özledin söyle. Yok hayır. %25'lik artistlik puansa %25'lik de okumadır herhalde. Yani bunlardan birini artık almam gerekiyor diye düşünüyorum. Artistlik tamam. %25'si, ses de %25'si. İkisini bir arada dengelemeye çalışıyorum. Bir yerden demek ki koparıyorum derken bir taraftan gidiyor. Yani belki de. Sen diğer %50'yi seyircilerden gelen oylar diye mi düşünüyorsun? Evet. Öyle düşünüyorsun. Öyle. Peki. Peki hatta ama bugünkü performans sana öyle hissettirdi ki iyi bir şarkıcı olup olmadığına bile düşündürttü sana değil mi Armağan'cığım? Peki. Ben hemen yukarıya bakıyorum. Ne yapalım? Gidip gelelim mi? Peki hızlı hızlı devam edelim. Orhan Bey o zaman diğer... Bu eserin olarak. İki bölümü var. Zemin ve Meyan, AB veyahut da öyle de diyebiliriz. Ve bu eser zeminde daha nüansı bol olan bir şekilde. Meyan'da ise daha sade bir yapısı var. Ve genelde bu eser hep meyana göre hazırlanır. Yani konsantrasyon meyana göre olur. Fakat alttaki, zemindeki o nüansların gereği gibi olması için hem tonun, ses tonunun iyi olması lazım hem de ritmin bu denli hızlı olmaması lazım. Yani hızlı olduğu için o nüansları yeterince yapamamış olabilir yorumcu. Kesinlikle birinci derecede bu önemlidir. Ama meyanda o kadar nüans olmadığı için rahatlıkla okuyabilir. İstediği kadar hızlı olsun. Ama zeminde öyle değil. Şimdi şu anda böyle bir yorumla karşılaştık. Yani daha ağır icra edilse belki pesteki o nüanslar yerine tam oturabilir. Mesele bundan kaynaklanıyor. Anlıyorum. Ama meyanları çok sağlamdı. Hatta bizim duyduğumuz o daha evvelki duyduğumuz geceler diye girişleri burada aftak olarak giriyor. Orada evet, orijinalinde orijinal demeyelim de bizim duyduğumuz da öyle değil. Ama güzel yakışıyor. Meyana göre hazırlanmış bir eser. Daha ağır olsaydı nüanslar yerine otururdu. Bunu söylemek istiyorum. Peki Orhan Bey. Teşekkürler. Ebru Hanım. Yani benim söyleyeceğim bazı elbiseler bazı insanların üstüne bol gelir. Fazla gelir. Bu şarkı biraz sana fazla geldi. Sesinin genişliğini tartışmıyorum. Çok güzel. Ama Bülent Ersoy şarkılarının böyle bir handikapı vardır yani. Keza Orhan Gencebay'ın da şarkılarının stili ve tarzı gibi. Bu şarkılar çok dikkatli, özen gösterilerek söylenmesi lazım. Söyleyemezseniz bütün havanız, yakanız yerle bir olabilir. Ya da hakikaten yukarı çıkarsınız. Seçerken bu şarkıyı niye seçtin mesela? Daha bir basit bir şey bulamadın mı kendine yani? Sesimde nodül var diyen sensin. Sesinde nodül olduğunun farkındasın. Benim okuyacağım eser başkaydı Ebru Hanım. Maalesef izin alamadığımız için esere. Bir gün önce bu şarkıya karar verdim. O zaman evet. Bir günde mi çalışmış oluyorsun? Evet yani? Efendim. O zaman tabii ki bu farklı. Hangi eser okuyacaktın? Baharı Bekleyen Kumrular gibi. Yani onda biraz daha belki başarılı olabilir. Ama işte benim söylediğim bir şey var. Bazı sanatçıların şarkıları 3-4 numara büyüktür. Giymeye kalktığınızda bol gelir insana. Taşıyamazsınız yani.
Bu şarkı da öyle bir şarkı. Ki sen kuvvetli bir sessin. Ben seni çok beğeniyorum. Teşekkür ederim. Tizleri falan çok kuvvetli bir sessin. Sağ olun efendim. Bu gece niye böyle oldu bilmiyorum. Şarkı oturmadı sana diyeyim ben. Bir de bir günde hazırlanmışsın. Bir günde, bir de Bülent Hanım'ın heyecanı da var. Yani ister istemez kendinizi fazlasıyla veremiyorsunuz. Yani onun da heyecanı var. Heyecanımı mazur görün. Ben Bülent Hanım'dan dinledim bu eseri ve daha aksak okumuş. Orhan hocamın da dediği gibi. Daha ağır herhalde. Evet, daha ağır bir aksak okumuş. Peki, toparlayalım o zaman. Ebru Hanım, son sizin... bir şey daha söyleyeceğim. Evet. Pek tabii ki sahnede artistlik çok önemli. Ama ne olur artistlik yapacağım diye sesinizden bir şey kaybetmeyin yani. Lütfen rica ediyorum. Hani eteğinize bir şey mi olmuş, saçınız mı düştü bilmem, buna bakmayın. İnsanlar detonelerinizle ilgilenir. Bunu anlayan insanlar var çünkü. Anlanmıyor falan deniyor ama hikaye. Anlanıyor. Önce iyi okuyun, sonra saçınız, makyajınız falan filan, bunlar sonradan gelir yani. Benim kadar ilk başta rüküşü olmasın bu camiaya girmiş. En rüküş kız bendim, evet yani bu böyleydi. Herkes de öyle biliyordu. Ama yani o saçlar, makyajla her şey düzelir. Her şey yerine konur. Türkiye'nin en güzel giyineni olursunuz. En iyi makyajı yapanı olursunuz. Bunlar gelip geçici şeyler. Okumak en mühimi. Senden daha iyi bir performans bekliyorum. Dikkat alacağım efendim. Sağ olun. Teşekkür ederim. Peki. Puan bekliyorsunuz. Peki. Bu arada ben puanları alacağım. Son bayan yarışmacımız biliyorsunuz. Tek bayan yarışmacımız şu anda. Şimdi puanları da alalım bakalım. Kaç puan gelecek jüri üyelerimizden? Armağan'cığım sen hazırsan. Ya olur. Şimdi tek bayan yarışmacı olması benim için önemli. Yoksa burası Kırkpınar Er Meydanı'na dönecek, yağlı güreş yapacaklar yani. Bir tane kızcağız kaldı. O zaman Armağan hadi birazcık düşünün. Diğer jüri üyelerimiz de düşünsün. Reklamlardan sonra da puanları alalım. Tekrar hoş geldiniz. Reklamlardan önce bütün yorumları dinlemiştik. Puan verecekti jüri üyelerimiz. Armağan Çağlayan'la başlayalım bakalım. Tek kız yarışmacı olduğu için şimdi biraz iltimas olacak ama. Ben artistik olarak 10, teknik olarak 7 veriyorum. Teşekkür ederim. 7 ve 10 geldi. Esasında... Ben çok özellikle bir itimas yaptığını da düşünmüyorum Armağan Çağlayan'ın. Yani siz oradan biraz tepki verdiniz ama 7 zaten hani söyleyişini çok beğenmediğini belirtmişti. Artistik olarak da her zaman çok beğendiğini söylüyor. 7 ve 10 gibi gayet mantıklı bir o puan geldi. Bülent Hanım? Ben de 8-10 veriyorum. 8 ve 10'da Bülent Ersoy'dan geldi Orhan Bey. Tabii ben de artistik olarak 10 veriyorum. Şunu da düşünüyorum, demin söylediğim gibi bu eser daha ağır okunsaydı nüanslar yerine oturacaktı ama okunmadı, hızlı tempodaydı. Ben de 8 veriyorum ama 10 ve 8 veriyorum. 8 ve 10 da sizden geldi. Teşekkürler Orhan Bey. 8 ve 10. 8 ve 10 da Ebru Gündeş'ten geldi. Çok teşekkürler. Evet Canan. 106 yazıyorsunuz. 30.04'de oylarınızı bekliyorum. Hayırlı akşamlar diliyorum efendim. Sağ olun. 106 Canan'ın aday numarası. Biz de Canan'a teşekkür ediyoruz. Oh,
Müzik